Bundan önceki videolarda birkaç girdiden meydana gelen üretim fonksiyonlarından bahsetmiştik. Bu bir numaralı, bu iki numaralı, bu da üç numaralı girdi olsun. Bu girdilerden elimizde ne kadar olduğuna bağlı olarak da üretim fonksiyonu aracılığıyla çıktığımızı elde ediyorduk. Bu videoda girdilerden biri hariç hepsini kısıtlayacağız. Sonuç olarak da tek bir girdideki değişimin çıktıyı nasıl etkilediğini görebileceğiz. Bunu yaparken de iş gücünün toplam, marjinal ve ortalama ürünü terimlerini öğreneceğiz. Somut olması adına isterseniz bir dondurmacı örneği üzerinden gidelim. Ve bu iş yerinde çalışan kişi sayısına bağlı olarak günlük dondurma üretiminin nasıl değiştiğine bakalım. Hemen not edeyim. Günlük dondurma üretimi. Bir de tablo çizeceğim. Birinci sütuna iş gücünü koyacağım ve az önce de söylediğim gibi çıktığı değiştiren girdinin bu olduğunu düşüneceğiz. İşçi sayısı yazıyorum. Buraya iş yerinde bir günde kaç işçinin çalıştığını yazacağız. Evet, sıfır işçi, bir işçi, iki işçi ya da üç işçi ile de çıktının nasıl değiştiğini inceleyeceğiz. Bir sonraki sütuna çıktığı yazacağız ve bu iş gücünün bir fonksiyonu olacak. TP yazdım. Bu toplam ürün anlamına geliyor. Dondurmacıda sıfır işçi çalıştığında, böyle deyince de komik oldu ama tahmin edebileceğiniz gibi dondurma üretimi de sıfır olacak. Burada verdiğimiz miktarın da kilogram cinsinden olduğunu düşünelim. Dondurmacıda bir işçi çalışırsa günde 10 kilogram dondurma üretebiliyoruz. 2 işçi 18 kilogram, 3 işçi ile de 24 kilogram. Bir sonraki sütuna daha önce gördüğünüzü düşündüğüm bir terimi yazacağım. İş gücünün marjinal ürünü. Marjinal dediğimizde değişkenlerden birindeki çok küçük bir değişimin diğerini ne kadar değiştirdiğini düşünmemiz lazım. Bu örnekte iş gücünün marjinal ürünü işçi sayısındaki birim artışın toplam üretimi ne kadar değiştirdiği anlamına gelecek. Bir bakalım. Sıfır işçiden bir işçiye geçtiğimizde üretim 10 kilogram arttı. Peki bir işçiden iki işçiye geçtiğimizde 10'dan 18 kilograma geliyoruz. O halde ikinci işçi bize fazladan 8 kilogramlık bir üretim sağladı diyebiliriz. İki işçiden üç işçiye geçersek de üretim 6 kilogram arttığı için buraya da yani üçüncü işçiden elde ettiğimiz marjinal ürüne 6 yazıyorum. Burada dikkatinizi çektiğini düşündüğüm ve son derecede tipik olan bir ayrıntı var. Evet, İşçi sayısı arttıkça marjinal ürünün düşmesinden bahsediyorum. Bunun nedeni nedir diye diyecek olursanız şöyle diyebiliriz. İşçilerin hepsinin verimliliği aynı olmayabilir. Başka bir deyişle ikinci işçi çalışmak için birinci işçinin mikserle işinin bitmesini beklemek zorunda olabilir. Belki üçüncü işçi de başka bir iş için birinci ve ikinci işçiyi bekliyordur. Bunun sonucu olarak da yani işçi sayısını arttırdıkça zaten bir noktada iş yerine de sığmayacaklar ve azalan marjinal gelirle karşılaşacağız. Bakın, işçi sayısı arttıkça marjinal gelirin düştüğünü görüyoruz. Bu da azalan marjinal gelirle karşı karşıya olduğumuz anlamına gelir. Size son olarak bir de ortalama üründen bahsetmek istiyorum. İş gücünün ortalama ürününden bahsettiğimi de belirtmem lazım. Bu toplam ürünün iş gücüne bölümüyle bulunur. Örneğin burada yani dondurmacıda bir işçi olduğunda 10 kilogram dondurma üretiyorduk. Bunu bire böldüğümüzde işçi başına ortalama ürünün 10 kilogram olduğunu buluyoruz. İki işçinin çalıştığı senaryoda toplam ürün 18 kilogramdı. Bunu ikiye bölelim. Ortalama ürün işçi başına günde 9 kilogrammış. Son olarak 24'ü de 3'e bölersek günde işçi başına 8 kilogram buluruz. Tüm bunları size grafik üzerinde de gösterebilirim. Hemen bir eğri çizelim. Hadi bakalım. Yatay eksene iş gücünü yani bir günde çalışan işçi sayısını koyacağım. 1, 2, 3, altına da iş gücü yazıyorum. Dikey eksene de toplam çıktığı ya da üretimi koyalım. 10, 20 ve 30. Bir kişi çalışırken 10 kilogramlık bir üretim var. Bunun toplam üretim olduğunu unutmayın. 2 kişi çalıştığında 18 kilogram yaklaşık olarak burası olacak. Eğimin azaldığını hemen fark edebilirsiniz. Buradaki eğim, buradaki eğimden daha büyük. Bu da eğrinin eğiminin bize marjinal ürünü verdiği anlamına gelir. Diklik ya da eğim azaldığında marjinal ürünün azaldığını düşüneceğiz. Ne demiştik? Azalan marjinal gelir. Son olarak 3 işçi çalışırken de 24 kilogramlık bir üretim vardı. Onu da işaretleyelim. 24 de yaklaşık olarak burada olacak. Ve yine burada da azalan gelir söz konusu. Sıfırdan 1'e artı 10'du. Bakın, iş gücünün marjinal ürününe bunu not etmiştik. 1'den 2'ye artı 8 oldu. Bir kişi daha ekleyince de artı 6. Toplam ürün işçi sayısının bir fonksiyonu olarak verildiğinde eğim giderek azalıyorsa marjinal ürünün giderek azaldığını ve bunun da marjinal geliri düşürdüğünü söyleyebiliriz.